baba. Anacığım, bizim bugün evlenme yıldönümümüz de Naciye ile şöyle baş başa bir yemek yiyip kutlayacağız. Ya sen bu damacanayla evli olduğun için yas tutman gerekirken bir de masrafa girip kutlayacak mısın? İlahi Sürahi Hanım, illa ki bir laf sokuşturacaksınız değil mi? Babacığım biz çıkıyoruz. Peki kızım. Ya hadi bunların evlilik yıl dönümü. Sizinle gününüz kardeşlik yıl dönümünüz mü? Arkadaşın doğum günü var baba, hani gitmezsek ayıp olur çocuğa. Hadi görüşürüz. Güle güle canım. Gidin bakalım gidin. Babaannenizi yalnız bırakın. Ben de karar verdim zaten bundan sonra. Huzur evinde yaşayacağım. Öyle ya. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Nereden çıkarıyorsun bunları anacığım? Bak Kadriye abla yanında. Oturun güzel güzel televizyon izleyin. He? Ya bu salakla sohbet etmenin ne kadar sıkıcı olduğunu biliyor musun sen? Teessüf ederim Sürahi. Salak olabilirim ama kesinlikle sıkıcı değilim. Vallahi doğru. Senden de dalga geçmesem nasıl vakit geçecek bilmiyorum. Hadi size iyi eğlenceler. Biz kaçtık. Eyvallah. Bana bak. Ya şöyle eve geri gelirken bu kadını şöyle şarampola marampola yuvarlayıver be. Ben sana en çıtırlarından bir tane bulurum. Bu kadının son kullanma tarihi çoktan geçti. Tamam anacığım tamam. Hadi. Hadi at bakalım. Attım. Ne yapıyorsun be kadın? At dedim attım Sürahi. Ya ben sana masayı at dedim ya. Allah Allah. Durmadan azarlıyorsun kafam karışıyor. Tamam tamam azarlamayacağım. Hadi at şu kağıdını yere. İkili. Ah ya malzeme elinde ikili vardı. Ben şimdi az önce ikili attım. Niye pişti yapmadım ben salak kadın? Kandırdım seni. Ben bu oyunu kurnaz oynarım. Salak şansı diye ben buna derim. Ya biraz zekası olsa hile yapıyor diyeceğim ama nerede bunda o kafa? Şişti! Ne şiştisi be? Pişti! Ya valey lan kızım pişti oldun nerede görülmüş be? Olmaz mı? Olur da güzel olmaz tabi. Ne yapayım Sürahi? Bu yaşta ancak bu kadar olur işte ne yapayım? Tabi artık bu zamanda o güzel piştileri yapanlar mı kaldı ya? Al şu bana al! Al da benim asabımı bozma! Al! Sürahi sana bir şey soracağım ama kızmayacaksın. Garanti veremem. Akıl sınırlarını zorlamazsan belki kızmam. Şimdi bu kızla vale pişti olmuyor. Onu anladım. Peki vale ile kız pişti oluyor mu? Yeter be. Yeter be Allah cezanı versin yeter be. Aman be yeter be. Bir şeyinden pişti oynattırmadım be. Ey Cenab-ı Rabbül Alemin. Tamam icraatından sual olunmaz ama hiç olmazsa şu kadına pişti oynayacak kadar akıl verseydim. Akşam akşam günah sonu yeter be. Ben gidip çay koyayım. Allah akşam akşam. İki duramlık teyfi var. Cezasını istiyor. Çekil bakayım. Çekil. Çekil. Ulan sen sen sağlam adamsın be. Utanmıyor musun sen hırsızlık yapmaya? Sağlam olduğum için hırsızlık yapıyorum zaten. Sakat falan olsam direnirim. Sürahi! Şimdi ha buyurdun eller yukarı. Sen gel be. Salak karı. Sen indir. Sana demedim ulan sen kaldır. Tamam karar ver Sürahi. İndirelim mi kaldırayım mı? Ya salak karı sana demiyorum ben. Hırsıza diyorum. Sen indir. Sen de demedim. Yok hırlı. Gecenin bu saatinde bulaşıkları yıkamaya gelmiş. Hemen polise teslim edelim. Öldürün oğlum nereci bunu yapmayın bunu yapmayın. Öldürün beni daha iyi. Olur sen bilirsin. Ya durdun lan ne yapıyorsun ya lafın gelişi söyledim. Çek teyzeciğim çek şunu şeytan falan doldurur çek. Ulan sen doldurmadı mı bunu he? Kendi özel işlerini niye şeytanın üstüne atıyorsun he? Hadi yürü bakayım. Hadi yürü de en sen tıraşını göreyim. Hadi yürü. 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 Bırakın gideyim ne olursunuz. Ben aslında namuslu biriyim. Mecbur kalmasam hırsızlık yapar mıyım hiç? Ne
Ne dersin Kadriye? Heh, kıçından zımbalayalım mı yoksa polise mi teslim ederim? Bence idam edelim gitsin. Aa, ama buna yargısız infaz derler. O zaman ya önce yargılayalım sonra idam edelim. Yok canım, bence önce idam edelim sonra yargılarız. Yargı yolu her zaman açık. Allah'ım nereye geldim böyle, bu bunaklar beni öldürecek. Ne bunak senin babandır be. Kaldır elini, kaldır. Bak sözlerine dikkat etmezsen seni kurşuna dizerim, haberin olsun ha. Ne kurşunu ya? Ne idamı ya? Dağ başı mı burası? Evet, dağ başı. Hatta şuraları da duman almış. Sen kalk eline bile soygun yapmaya gir. Ondan sonra da dağ başı mı burası da? Otur lan, otur şöyle. Şöyle. Daha pişti oynayacağız. Pişti mi? Ya bu kadriyeyle oynarken hiç sevk almıyorum. Ceza olarak sana pişti oynatacağım. Otur lan, otur lan. Kafayı yemişsiniz siz. Otur lan şuraya. Kaldır başını da. Vallahi akıtırım beynini masaya. Akıtır vallahi. Ama ben öyle bedavasına oynamam. Şöyle ilk elden bir 250 bin lira ortaya koyuyorum. İyi ama benim yanımda hiç para yok ki. Şart değil. Torbadan ne çıkarsa. Sürahi bak, bilezik dolu burası. Aa, vallahi aa, çok güzel. Bak. Çok güzel, harika. İyi yere dükkan açtık ha. Hadi daha şikayetler, çabuk sen de git çayları koy. Peki. Bu bir rüya olmalı, biri beni çimdik kesin. Yok canım, ne gerek var. Şöyle topuğuna bir tane sıkarım, rüyada olmadığını anlarsın. Dağıt ulan kentleri. Tamam tamam, dağıtıyorum, sinirlendim. O ne be? Maç üçlüsü. Elinde başka kağıt yok mu be? Şöyle papaz papaz. Var var, hep de iki tane. Ne yapacaksın lan o kadar papazdan? Kilise mi kuracaksın? Atsana bir tanesini. Olur mu canım, bu resmen hileye girer. Ulan elin papazının canı senden daha mı kıymetli lan? Tamam tamam atıyorum. Tamam atıyorum. Ama silah zoruyla, silah zoruyla pişti yapıyorsun, haberin olsun. Ulan sen de güzellikler atıyor musun ki? At, yapıştı. Patlat. Pişti. Eyvah, şimdi bir onlu at bakayım yere. İyi de elimde onlu yok ki. O zaman salavat getir. İnsan böyle günler için kenara köşene şu güzel bir onlu koymaz mı tamam, be? Tamam, bir dakika. Şurada bir tane olacaktı. Hem de güzel onlu ha. Kadriye, al şunu pişti yap. Şöyle, üfle. Yok böyle değil, tükür. Yapıştır, bitti! Kazandık mı Sürahi, kazandık mı? Ya ne kazanması Kadriye? Malı götürdük, malı! Kadriye, şuradan beşliye al, pişli yap. Üfle ulan, üfle. Pişti! Pişti! Gene ben kazandım. Vallahi bu adam senden de salakmış ben Kadriye. Vallahi süper salak. Sen bunun yanında olsa ancak salak olursun. Çok teşekkür ederim. Çok incesin Sürahi. Yok canım, incelikten değil. Gerçek bu. Tamam artık, bırakın gideyim. Zaten neyim var neyim yok hepsini aldınız. Peki üstündekilere ne demeli? Ya seni donuna kadar soymadan hiçbir yere bırakma. Allah'ım, nereden girdim ben bu eve? Mutfaktan. Ne çabuk unuttun ha? Haklısın Sürahi, bu çok salak. Ben bile hatırlıyorum o kadarını. Hadi bakalım çıkar. Eğer ki diyorsan kaşlarımın arasına dom kurşunu değsin. O başka o zaman. Tamam kızma. Anne, ne oluyor burada ya? Adam da kim? Salağın tekli işte. Bizim evi soymaya gelmiş. Gördüğün gibi sevabına biz onu soyuyoruz. Götürün bunu merkeze. Rezil edin herkese komiser bey. Bu da tabancası komiser bey. Tebrikler Süreyya Hanım. Aylardır aradığımız bu azılı hırsızı kıskıvrak yakalamanıza şaşırdım doğrusu.
Ne azılı hırsızı komiserim? Azılı ev sahibi desenize siz şuna. Ben bu kadından şikayetçiyim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götüreceğim bu davayı. Yürü! Taş arabası! Komiser bey, diyorum ki bak bu azılı soyguncuyu yakaladım o kadar. Karşılığında bir ödül müdül yok mu? Altı madalya filan ha? Maalesef böyle bir uygulamamız yok efendim. Ama yine de her ikinize teker teker teşekkür ederiz. Evet, şu bileziklerle altınları alalım lütfen. Evet anne, çıkarın artık şunları hadi. Hadi, ne? Evet. Ne diyorsunuz siz be? Ben bu bilezikleri bileğimin hakkıyla pişkiden kazandım be. Hem de cebren ve hileyle. Evet. Olur mu öyle şey Sürahi Hanım? Hadi bunları be. Esas sahiplerine teslim etmemiz lazım. Yok canım be, ben bunları pişkiden kazandım. Alnımı teriyle aldım. Ne şakası be? Ne şakası be? Ya bıraksanıza be. Ne